Arkadaş ve x'te de soru var zaten o soruyla ilgili sorduk. Bu genç arkadaş direksiyonun başında ve olayı özetliyorum sizlere. 16 yaşında ehliyet alabilecek yaşta değil, direksiyonun başına geçiyor ve arabayı kullanmaya başlıyor. İstanbul'da e, Avrupa yakasında Kemerburgaz yolunda kaza oluyor ve 5 kişi yaralanıyor. Bunlardan bir tanesi hayatını kaybediyor. 29 yaşındaki bir insan hayatını kaybediyor. Gece cuma gecesi saat 11 gibi oluyor. 23 gibi oluyor. Ve çok enteresandır. Telefonlar devreye giriyor. Anne aranıyor ve anne saatler içerisinde bakın 3-5 saat içerisinde uçak bileti, pasaportları ayarlayıp oğlunu alıyor yurt dışına kaçırıyor. 16 yaşında direksiyon başına geçti, 5 kişiye çarptı, 4 kişiyi yaraladı. Bir kişinin ölümüne neden olduğu yurt dışına kaçırıldı. Yazar Eylem Tok ve Doktor Bülent Cihan Timur'un 16 yaşındaki oğlu Cuma günü iki arkadaşıyla beraber babasının lüks arabasını aldı gezintiye çıktı. Saat 23.30'da Kemerburgaz'da ilerlediği sırada araçları bozulduğu için emniyet şeridinde bekleyen 5 kişiye çarptı. 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kişiler ormana savruldu, kazadan yaralı kurtuldu. Aracı yoldan çıkan Cihan Timur'un annesi Eylem Tok kısa sürede kaza yerine gitti. İddiaya göre oğlunun çarptığı kişilerin telefonlarını da aldı. Oğlunu kaza yerinden kaçırdı, kaza yapan araç da orada bırakıldı. Yazar eylem tok lüks aracıyla 5 kişiye çarpan oğlunu önce kendi aracına aldı ardından da İstanbul Havalimanı'na getirerek Mısır'a kaçırdı. Önce gece 2 sularında burada bulundular yine 4 uçağıyla da Türkiye'den birlikte ayrıldılar. İstanbul Emniyeti anne ve oğlunun saat 2'de İstanbul Havalimanı'na girdiklerini 3'te ise Mısır uçağına binmek için işlem yaptıklarını açıkladı. Kaza saati ve kaçış saati arasındaki 5 saatlik dilimde polisin olay yerinde terk edilen araçla alakalı plaka kontrolü yapılıp yapılmadığı merak konusu. Bir diğer soru işareti de ölümle sonuçlanmış trafik kazasına rağmen yurt dışına çıkabilen ailenin yardım alıp almadığı. Tabii bu olay bize bu olay bize Somali olayını hatırlattı. Biliyorsunuz Somali'de de bir kuryeye çarpmıştı ve Somali e, devlet başkanının oğlu kaçıp gitmişti. Daha sonra kan parası verildi, şikayetten vazgeçildi. Kamu davası da e, parayla halledildi diye hatırlıyorum ben. Anneden bir açıklama geldi kamuoyunun dikkatine. Annesi Eylem Tokki yazar e, ki e, şu bilgi de var bende. Eylem Hanım e, İstanbul'da 7 gün önce de bir sergi açıyor. Sanat ve estetik adına Mecidiyeköy'de bir sergisi var. Onu açmış. Onu da söyleyeyim. Anne şöyle diyor: Kaza'dan bahsetmek benden ve ailemden önce kazazedeler ve ailelerini çok daha üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim. Bunu da kabul ediyorum diyor. Büyük ihtimal oğlunu korumak için söylüyor bunu. 16 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Ehliyet araç kullanacak. Araç kullanmayabilir ama kanunen kullanamaz. Çünkü ehliyet alma yaşında değil. Bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıyım diyor. Devam ediyor. Yurt dışına oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların ve kazazedelerin ilgilenmesini konuştuk diyor. Yurt dışına çıkmaya karar verdik diyor o aceleyle. Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam neyse onu çekeyim. Ben bir aileyi dağıttım diye oğlu feryat ediyormuş, ağlıyormuş. Hiçbir zaman burada bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı, benim de yok. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni anlayın, ben olay yerinde insanların telefonlarını toplamadım, bunlar doğru değil. Son cümlesi şu, biz... Doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendi adıma, hem e, kendim adına, hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum diyor. E, hayatını kaybeden gencin babası da Sözcü Haber'e konuştu, Cem'e konuştu. E, ve e, Amerika'da, önce Mısır'a sonradan Amerika'ya gittiğini iddia ediyor babada. Yani bilmiyoruz şu anda aile nerede, Eylem Hanım ve oğlu neredeler, Mısır'dalar mı yoksa Amerika'ya geçtiler mi bilmiyoruz. Ancak... Sadece önerimiz şu olabilir, gelin Türkiye'ye teslim olun. Yapacak başka bir şey yok. Tam bir diziye benziyordu bu biliyorsunuzdur. Yorhanır diye veya biz e, hakim Türkçe Türkiye'de de Erdal Beşikçioğlu'nun hakim diye bir dizisi vardı hatırlayacaksınız. Aynı aynı benzer senaryolardı. E, bu olay bu kaza olunca ister istemez hem bu Yorhanır veya e, Erdal Beşikçioğlu'nun hakim filmi aklıma geldi. Onu da sizlerle paylaşayım dedim. Annenin de söylediği e, kamuoyuna duyurduğu basın açıklaması.